Hocam siz böyle dediniz ama bazı hocalar faizdir, onun için direkt haramdır diye açıklamalar yapıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi bu faiz ismini duyunca bazı hocalarımız birden hemen haram fetvasının damgasını basıyorlar. Önce şuna bakması lazım. Hocalarımıza da bunu nasihat etmek isterim. Buna faiz diyorlar ama bu faiz oluyor mu? Mevzu burada. Bizim anlattığımız da bu zaten. Yani işte faizdir, siz faizin azıdır, çoğudur, haram diyemezsiniz. İşte devlete uygun fetva vermeye çalışan hocalar devletin yalakası hocalar mıdır bunlar falan filan böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Kardeşim, faiz diyorsunuz ya, bir paraya faiz dediğin zaman o faiz olur mu? Demeyle olmaz. Demeyle olmaz. Ben senden geldim, köfte alıyorum. Sen de dedin ki hocam bu köfte, bir kilo köftenin faizi 100 liradır. Sen ona 100 lira dedin diye faiz mi oldu şimdi? Sen de köftenin parasını alıyorsun yani. Değil mi? Yani bir paraya faiz dendiği zaman o faiz olmaz ki. Faiz oluyor mu olmuyor mu? Şimdi hiçbir hoca faizi helal diyemez. Allah'ın haram kıldığı bir şey o. Celle Celaluhu. Hocalar bunu söylüyor ki, yani kitabı, fıkhı iyi araştırmış olan hocalar şunu söylüyor ki, bu faiz midir değil midir, mevzu burada. Sen faiz dedin diye bir para faiz olmaz. Faiz, Resul-i Ekrem ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Altın ve gümüşte misil. Sen bir gram altın benden aldın borç, iki gram geri ödediysen faizdir. Gümüşte de aynıdır, faizdir. Ama kağıtta öyle değil ki. Kağıtın değeri düşüyor kalkıyor, altın gibi değil. Altını entegre, hem kağıdın şahsının da bir değeri yok. Yani kağıdın şahsına bakıldığı zaman çoğu alimler kağıtla ticaret caiz değildir dediler zaten. Bunu sadece senin bankadaki altınının bildirgesi olarak kullanılıyor bu yani. Senet gibi aynı. Hiçbir farkı yok yani. Banknot aslı. Banknot bak, bankadaki altının notu yani burada. O demek. Netice o ki hocalarımıza bu noktadan bakmalarını nasihat ediyorum ki bu faiz olur mu olmaz mı? Yani böyle direkt haram fetvasını basmak, emin olun ilmi noktada ve fıkhi noktada derin olmadığınızı gösterir. Fıkıh der ki her şeyin aslında helal olmasıdır kanun kural. Her şey helal gözüyle bakılır. Haram olması için ona bir delil gerekir. Eşyada sabit olan karar ve hüküm helal olmasıdır. Haram olması için ona bir delil lazım, haramlığına, nehi lazım. Şimdi hocalarımızın yaklaşığına baktığı zaman sanki fıkhi kural tam tersiymiş gibi. Her şeyde asıl haram olmasıdır, helal olmasına bir delil lazımmış gibi yaklaşıyorlar mevzuya. Faiz dediği zaman birileri ona hemen faiz gözüyle bakıyorsa bir hoca efendi, tahlili ve analizi sıfırdır demektir. Yani onun fetvasına müracaat etmekte de sıkıntı olur. Önce bakacağız bu faiz mi değil mi? Kitaplarımızın söylediklerine, kıymetlerimizin söylediklerine bunlar bakılır, buna göre hareket eder. Bu kağıt dediğin o zaman da söyledim. Tedavülde şu an kağıt para var. Bu kağıt paranın bir değeri yok ki. Bu tedavülden kalktığı zaman samandır yak. Yak sobada gitsin. Ama altın öyle mi? Altının cevherdir. Kendisi değerli yani. Sen dünyanın neresine gidersen git altın altındır. Gümüş gümüştür. Ama kağıt para öyle değil ki. Tedavülden kalktı. O zaman yine sohbette söyledim. Eskiden Almanlar mark kullanırdı. Şimdi markı getir, ne yapacaksın markı? Geçmiyor bile. He, bir kilo marka iki kilo mark vereyim ben sana. Yani velhasıl hani bu faiz mi değil mi? Buraya baksınlar. Birileri faiz. Banka mesela faiz diyor. Banka faiz de diyor, faiz olmaz. Bankanın bana verdiği para, ben ona altın değeriyle bakarım. 100 gram altın ben almışım bankadan. Geriye ödediğim zaman banka benden 100 gramdan fazla alıyorsa o faiz olur. Burada esas budur. Ya gümüşten, gümüş şimdi pek kullanılmıyor, altından hesap edersin. Veyahut da dediğimiz gibi devamlı kullanılan mamul undur, şekerdir. Bunlardan hesap tutulur, ona göre hareket edilir. O zaman ancak diyebilir ki bu faizdir. Yoksa olmaz. Ya düşünün yani, biraz mantıklı düşünün. Ya ben böyle olursa kim kime borç verir ki ya? Şimdi ben size borç verdim senenin başında 100 milyar. 100 milyara 2015 model bir araba alınıyordu senenin başında. Senenin sonunda o 2015 model araba 200 lira. Senenin başında bir daire alınıyordu belki. Senenin sonunda iki katı o. Senenin başında 50 gram alınıyordu belki. Senenin sonunda 20 grama düştü bu. Yani bu bana zulüm olmaz mı? Bu noktada dediğimiz gibi borç veren ancak
yüce gönüllülük gösterir. Der ki tamam kardeşim ben sana verdiğimi alacağım. Üstü neyse ben hakkımdan feragat ediyorum. Hibem olsun der. Bunu da Allah katında yani mükafatını alacaktır. Hibe ettiği vakitte yani. Hani ama borç alan diyemez benden bana 20 verdin. Ben sana ancak 20 veririm diye. Borç alan gidip o insana bana 20 verdin. Ben sana 20 vereceğim. Bana 100 verdin. Ben sana 100 verdim. Ama şu kadar daha sana borcum var. Bunu da ödeyeceğim. Veyahut da getirip onunla takdim etmesi lazım. Böyle yani. Helallik alması lazım. Vesselam. Çünkü ayeti kerimede la tazlimuna ve la tuzlamun diyor ayeti kerime. Faiz ayetini anlatırken Allah-u Teala ne zulmedeceksin ne zulme uğrayacaksın. Ne fazla vereceksin ne az vereceksin diyor. Bütün hocalarımız bu fazla vermeyeceksini alıyorlar. Az vereceksine kimse bakmıyor. Az vermeyeceksine. Netice devletin bu verdiği ister devlet böyle şimdi çıkarsın ister sonra çıkarsın ister şu anki çıkartılan ki zaten ilk konut yani ilk ev alma kredisi bu. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri de seneler önce aynı soru Avrupa'daki mortgage denilen kredi usulü hakkında sorulmuş. Birinci ev almaya izin var diye söylenmiş. Tamam mı? Şimdi buradaki sıkıntı şu. O parayı alıp ödemekte değil de öderken bir yanlışlık yapıp da ödeyemediğin zaman üzerine uygulanan cezalar. Bunda bir sıkıntı doğuyor. Böyle bir sıkıntıya kullar düşmesin diye ilk ev. Zaten ilk evini sen almadığın zaman şimdi mesela devletin çıkarttığı kredi çok uygun bir kredi. Sen onu aldığın vakitte ne yapıyorsun? Evini alıyorsun. Parayı ödeyip kendi evini ödemiş oluyorsun. Öteki türlü devamlı kira ödeyeceksin zaten. Yani şimdi zaten kiralar çıktı 3000 liraya. 3000 liraya sen kredi alacaksın. Belki o kadar ödeyeceksin yani. Değil mi? Velhasıl bu güzel bir seçenek yani. Daha önce Avrupa'da mortgage usulü diye çıkmış. Şeyh Efendi Hazretleri bir tane ev almaya izin vermiş. İkincide izin verilmemesi de bundan sebep yani. Sen arada ödeyemezsin. Bu sefer üzerine binerler. Sıkıntıya sokmana gerek yok. Elini fazla dünyaya daldırmana gerek yok yani. Fazla borçların altına girmeye gerek yok. Kendi ihtiyacını aldıktan sonra dünyadan gerisini sal gitsin yani bu manada. Velhasıl bizim nasihatimiz... Odur ki herkes ayağına göre yorganı uzatıp böyle bir ev almaya gidiyorlarsa boşuna kira ödeyeceklerine kira öder gibi ev sahibi olsunlar. Bunu nasihat ederiz kardeşlerimize yani. Evi olmayan kirada oturanlar gitsinler faydalansınlar ve de alsınlar. Şu verilen faiz sınırının çok altında kalıyor. Altının yükselişinin önüne geçilemiyor zaten yani. Öyle bir durumda şu an. O haseble almalarında bir beis yoktur. Kardeşlerimizin bize de sorarlarsa açık ve net söylüyorum kira başkasının evine devamlı kira ödeyip oturacağınıza kendi evinizi alın devlet böyle bir imkan sağlamış çok düşük bir fark ile ki faizin çok altında kalıyor adına ne kadar faiz dense de adına faiz denmesiyle faiz olmaz o çok daha altında kalıyor devlet burada size hibe etmiş oluyor yani kendinize kendi evinizi ödeyerekten bir ev almanızı nasihat ederiz yani. Bir evin insanın tabii çok lüks olmak, ayağını yorgana göre uzatarak şekilde almalarını güzel olarak görüyoruz yani. Allah nasip eylesin. Yani bir Müslümanın kendine yetecek bir evinin olması bu Allah'ın nizamına fazlalık değildir, dünyalık değildir. İhtiyaçtır yani o. Levazimat, hayatın gereklerinden bir şeydir. Alınır, güzel olur yani. Bize kalırsa bu imkan değerlendirilmesi güzeldir. Buna faiz diyemezler. Hoca efendiler bu söylediklerimiz konuları dinlesinler. Ondan sonra neye göre faiz dediklerini açıklayabiliyorlarsa açıklasınlar. Açıklanacak bir tarafı yok ama açıklasınlar ona göre konuşalım. Direkt yani o faiz dedi pat haramdır. O faiz dedi pat haramdır. Azı da çoğu da haramdır. Ya burası faiz olmuyor. Kimse hiçbir hoca zaten faize helal diyemez. Allah haram demiş. Buradaki mevzu bu faiz oluyor mu olmuyor mu? Birileri faiz dedi diye adına bir para faiz olmaz yani. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Derecenin az oluşu çok oluşu gram altının hesaplanmasında ortaya çıkıyor, önem arz ediyor yani.